Evet. Sosyal medyadan evet. çok fazla dezenformasyon yapıldı. İçeriden neler neler oldu. Vazgeçmiş yani hiçbiri gözümüzden kaçmadı. Hatay'da olanlar hepsi gözümüzün önünde. Türker Bey, ya Kağıthane depremiyle İstanbul'u düşürememişlerse, bu planda İstanbul hep başroldeydi zaten. Bunlar planlarından vazgeçmedi. İçeride sağlık bahanesiyle duran, açıklarda savaş gemilerinin duran kişilerle aynı çete bu. Bunları karıştırmamak lazım. Yıllardır buraya çalışıyorlar. Ne zaman deprem olmuş, haritadan burası silinmiş ki buranın nasıl inşa edileceğinin projeleri geliştirilmiş. Bunlar bunun önceden biliniyor olduğu, tasarlandığı anlamına gelmiyor mu? Ayrıca da şunu unutmayalım. Yani Suriye parçalanana kadar orada doğan her çocuğa Suriye vatandaşlığı veriyordu. Bunu biliyorsun. İster ister, ister isteme. Orada doğan her çocuğa ayrı bir pasaport çıkartıyordu Suriye. Nerede? Bunu doğan? Biliyorsun. Hatay'da değil mi? Evet, 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 evet. Hmm. Orada bizim diyor, hala bizim diyor. Ya zaten ya Fransa işgalinde kalmış. Aldı diyor. Evet. Suriye etkisinde zaten çok kalmış bir yerin hala hayallerini süslememesi. Bizde o hayalciler çok var. Ya diyor ki Fransa'nın da işi yoktu, Hatay'ı istiyordu. Lan küfür edeceğim şimdi de. O kişi 100 yıl boyunca... önce adam gelmiş senin Hatay'ını işgal etmiş, evet. Akdeniz'ini işgal etmiş. Şimdi bana tutmuş geliyor genç adam. Ya siz de amma hayalcisiniz ya, Hatay mı? Hatay ya, siz valla gerizekalısınız. Soralım o zaman. Bunu diyen gerizekalı. Küfür etmeyince de olmuyor, biliyorum, farkındayım. Soralım o zaman. Hatay'da depremin olduğu gün, yani sabahleyin, Antakya Patriği 2. Efrem niye geldi Hatay'a? Öyle mi? Ve geldi gitti. Çünkü Antakya Patrikliği diyoruz ama Patriklik Şam'da, yani ikametgahı orada. Adam oradan yönetiyor Antakya'daki var olan Hristiyan dünyayı vesaire. Ama niye geldi ve sonra gitti? Bir şey mi aldı? Bir şey mi emanet edildi? İşte bak, haberimiz olmadan adam Tevrat'ı yürütmüş İsrail'e. Yani. Bilmiyoruz ki. O fotoğrafı çektirmeseydi hiç haberi olmayacaktı büyük ihtimalle yani kimsenin. Çünkü o karmaşada aldı götürdüler. Süreç ki başladı. Neler gitti. Neler evet. gitti onu bilemiyoruz yani. Birazdan Simpsonların İstanbul dediğinizin arkadaşlar evet. hazırladı, onu vereceğiz ama bunu birçok izleyici bana atmış. Yani deprem makinesi. Yani bu Simpsonlar birçok şey artık istihbarat yazdığı için bunu olabilir mi olmayabilir mi tartışıyoruz. Bizim kastettiğimiz böyle bir şey değil ama ha. Evet. Hani onlar da tartışalım izliyor. İşte şu yani... Neydi o? Komple teorisi kelimesi bile Pentagon'un ürettiği sosyolojik bir çip değil mi? Yani sosyal mesafede öyle değil miydi? Evet. İnsanları birbirine teması kesen bir sosyolojik tasarımdı. Dolayısıyla insanların dünyadaki en büyük ruh sağlığı sebeplerinden biri sosyal destektir. İşte Kennedy suikastından sonra yaptılar onu. Kennedy suikastı ile ilgili çok fazla şey çıkınca dediler ki komple teorisi. Evet, o kelime zihinleri... Komple teorisi bütün her yere yaydılar. Evet, gerçeklik algısını kıran bir durum. Dolayısıyla şimdi bunlar da gerçeklik algısını kıracak şeyler. Dolayısıyla zaten tablet nesliyle büyüyen, eve sadece sipariş, hamburger söyleyen bir neslin de Kurtuluş Savaşı'nda 5 yıl boyunca bu toprakların işgal kuvvetleri tarafından gezildiğini, 4 yıllık, 3 yıllık bir savaşta da nasıl dışarı atıldığını bilmeleri ne mi için? O zaman son bir soru. Ben soruyorum. Sen sor, sonra ben soruyorum. 97 yılında, 1997'den komple teorileri diye, komple teorileri diye bir film çıktı biliyorsun. Evet. Mel Gibson oynuyor. Mel Gibson oynuyor. Tamam, lütfen seyredin. Julia Roberts, Mel Gibson. 97. Şöyle diyor taksi şoförü, yani biliyorsun o işte beyni yıkanmış ama bu komplo teorileri üreten biri. 99'da İstanbul depreminde çok insan ölecek diyor resmen. 97 filminde söylüyor bunu. Vardı o arkadaşlar rejide, onu evet, bununla birazdan verelim. Bunu açıklasın mı? Demiş ki Twitter'da, tam güzel konular işliyorlar diye düşünürken konuların dine gelmesi. Bak bak bak, bu ülke her şeyin sonunu dine bağlamak zorunda mı arkadaşım? Burada ya, dine bağlanmıyor ki. Evet. Burada dine bağlanmıyor ki. Allah'la bağını koparmış olan bir yorum değil mi bu? Ya, yani ya bir de o adamların biz şeyini anlatıyoruz zaten. Evet, dine evet, bağlanmıyor. Adam dünyaya savaş açmış din üzerinden. Evet. Sen kalkıp sen iki tane rüyalarda ya yatak odasına asmışsın Kur'an-ı Kerim'i tavana. Bir kere okudun yok. Twitter'da işte 140 karakterle düşünüyorsun. Türkiye geldi bak. Bu muydu hocam? Dinleyelim. Benim arkadaşlar. Benim arkadaşlar komple teorileri filmi. Yani filme göre Amerikan başkanı suikast amacıyla Türkiye'de bir deprem yapılıyor. Ama başkan güvenli bir bölge Almanya'ya geçiyor. Ve Türkiye'nin güneyinde 7.3 diyor. 99 depreminden bir sene önce yapılan filmde. İki sene. İki sene. Evet, 97. Ya şimdi ilginç olan şu. Neden Türkiye, neden Afrika değil, neden Nijerya değil, neden Fas değil, neden Türkiye? Bütün filmlerde genelde bu tür garip ya, şeylerde Türkiye'nin adı var. Adamlar Üsküdar'ı geçmiş ya. De. Oho, çünkü bu adamlar dünyanın en pahalı uyusunlar. Tatbikatlarına bin yıllık meydan okuma diyerek evet. Fatih Sultan Mehmet'i işaret etmişler. Onları tarihe, o Roma, sapkın Romalarını ama yani normal bir insanlıktan bahsetmiyoruz. Sadece hipodromda bile kapatıp 30 bin kişiyi öldüren o sapkın Roma var, yeniden canlandırılmak istenen. Onları tarihe gömmüş bir Türk milletiyle kuyruk acıları var çünkü. Evet. O yüzden bizimle uğraşıp duracaklar daha. Şimdi o Simpsonlardaki o sahneyi verin, deprem makinesi diye bir şey koymuşlar. Neymiş o, izleyelim bakalım.
Hep beraber. Buyurun. Bu değil arkadaşlar. Maraş ya. Bu değildi ama neyse. Bu. Evet. Bunun işte insanlar şimdi harf konuşunca biz böyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Tabii tabii. Biz de orada bahsedilen biriken enerjinin bir tetiklenmesi, bir ittirilmesinden bahsediyoruz. Bir de şu Simpsonlar İstanbul'la ilgili Eray Hocam oraya muhtemelen değerlendirecektir. Onu verseniz arkadaşlar 8. Evet. Onu bir de izleyelim. Eray Hocam. Türker Bey, Allah nasip ederse bir hafta 10 günde Mahfuz kitabının devamını çıkardığımda bu haritaları, işgal haritalarını, İstanbul'daki yeni Roma oyunlarını bizim burada Fatih'te resmi bir kilisede bu toprakların yemeğini, suyunu yiyen kişilerin nasıl Bahreyn'e gittiklerinde ben yeni Roma'nın patriyim dediğini, bunun da Yunanistan'ın yayınladığı o işgal edilmiş Avrupa kıtasının Konstantinopolis değil de Ekimonopolis olarak gösterdikleri işgal edilmiş bir devlet olma hayallerini, bunu da 2060 yılına dayandırdıklarını tek tek ortaya sereceğiz. Ama buradan da demiş olalım aynı şey. Yani bu çizgi filmi tasarlayan küresel çeteyle tek dünya devletini kurmak isteyen çete ve aynı zamanda İstanbul oyunlarını oynayan depremle buraları tetiklendirmeyi düşünenler aynı çete. O yüzden İstanbul dediğimiz zaman bu adamların o şarkıyı şimdi Kahramanmaraş'ı... Yani İstanbul'u işgal planlarından vazgeçmiş değiller diyorsunuz. Şimdi biz artık eskisi gibi boğazlardan gelecek fiziki savaş gemileri birebir işgali beklemeyi unutalım. İşgal çoktan başladı. O damarlarımıza aldığımız aşı da o işgalin parçası. Sosyolojik olarak bazı din adamı ya da bilim adamlarından duyduğumuz yalanlar ile uğradığımız soykırım da bir işgal. Ama bu adamlar İstanbul'u özellikle Ayasofya'da haç takıp 38'i. Kendilerinin yapacağının hayallerini resmi olarak her yerden uğraşarak dile getiriyorlar. Yapıyorlar da zaten. Biz anlamıyoruz, biz fark etmiyoruz. Küçük detaylara girersek onun için 2 saatlik programa ihtiyacımız tabii, var. Tabii tabii tabii. Ama bu kapakta çok konuşuluyor. Hocam lafını böldüm. The Economist'te tabii bu Listras'ın geldiğinde yazılmış bir kapaktı. İşte buradaki fay hatları acaba evet. Türkiye'li... Hayır, bu İngiltere'deki kaosu anlatan bir durum. Hani bunu da bu değil. Çalışmalarımızda değil. Yaptığımız bir değil. 35 gelsin arkadaşlar. Ekranlarınızın başında kalın. Çarpıcı şeyler vermeye devam ediyoruz. Bu görüntü çok konuşuluyor. Riyad. Geleceğin şehri diye yeni bir Kabe inşa etmişler. Haluk Hocam ne anlatıyor bu? Sevgili Türker, ben bununla ilgili zaten dün bir video yaptım. Adını Sahte Kabe koydum. Sahte yani, Kabe. Kabe'nin sahtesini yapmakta. Biz dinlere getirmiyoruz. Her şey dinler etrafında evet. dönüyor. Yani burada bir Suudi Arabistan, Riyad başkentinde Kabe'ye rakip ama biraz önce arkadaşlarımızın da dediği gibi tek dünya devletinin Kabe'si kuruldu biliyor musun? Tek dünya devleti. Dijitalizmin Kabe'si kuruluyor. Kimse farkında gerçek değil. Gerçek İslamiyet'in evet. olmayacağı tabii. Yani burada tabii. bakın burası kutsal topraklar. Sonuçta Mezopotamya, Türkiye, Anadolu'da kutsal topraklar sınırına giriyor. Ve buradan bütün semavi dinler hatta bütün kadim dinler buradan dünyaya servis edildi. O yüzden dikkat edin yeni dijitalizmin Kabe'si ve yeni dijital din de buradan servis ediliyor ve buna alet olan Suudi Arabistan. Yani Mekke'nin işte Kabe'nin bulunduğu toprakların sınırını kaplayan ülke, ben sahibi demiyorum. Sahibi değil onlar çünkü. Ama ne yazık ki Riyad'dan bütün dünyaya dijitalizmin Kabe'si servis edildi. Neden? Kabe'den de 26,5 kez büyük yapıldı bilerek ve istenerek. Öyle mi? 26,5 katı. Evet, 26,5 katı. Kabe 15 metre, bu 400 metre. Yani çarptığımız zaman hemen hemen 26,5'a geliyor. Yani öyle bir şey evet. çıkardım. Muazzam o bir dinsizleştirme projesi. Orada bak, burada direkt zaten şöyle söyleyeyim. Bugün İslam dünyasında çok ağır eleştiriler alıyor Prens Selman ama hiç umursamadan yoluna devam ediyor. Çünkü İçerisi dijitalizmin bütün simgeleri ve uygulamalarıyla dolu. Burada yakında robot insan evliliğini burada göreceksiniz. Robot insan evliliği direkt Suudi Arabistan'ın ortasında gerçekleşecek. Kadınlara özgürlük vermeyen evet. Suudi Arabistan burada bambaşka bir şeye müsaade ediyor. Eşcinsel imamları çünkü, da burada göreceğiz. Tabii. Neom projesi burada devreye girdi. Bu Neom'un şeyi bir parçası. Parçası. Artık dijitalizm ne yazık ki şeytani bir din. Gene bu topraklardan dünyaya servis ediliyor. Üzgünüm bunu söylediğim için. Eyvallah. Ve en kutsal bunu neresiyse. İslamiyet'in olduğu bir yerden yapıyorlar. Bilerek ve isteyerek. Şimdi sosyal medyaya baktım da bu Hatay Expo ile ilgili çok soru var bu arada.